Beşiktaş'ı konuşalım. Sercan Beşiktaş diyeyim. Ee, Önder Hoca'dan mı başlayalım? Ayrılacaklardan mı başlayalım? Ümraniye'nin dışında oturan oyunculardan mı başlayalım? Nereden başlayalım? Önder Hoca'dan başlayalım abi istersen. Tamam. E Beşiktaş'ta biraz hayal kırıklığı var camia içerisinde. Bu kadar iyi başladıktan sonra bu kadar kötü devam eden... ...açıklamalarıyla sahaya yansıttığı ilk 11 ile bu, bu kadar uçurum olması... ...ardından... 8 maçta son 8 maçta sadece 2 ma 2 galibiyet alan bir Beşiktaş'ın ortaya çıkması, Zira Türkiye Kupası'ndan elenmesi, derbinin şartları itibariyle inanılmaz önemli bir hale geldikten sonra silik bir oyun, silik bir karakter ortaya koyması, Önder Hoca'nın maç bittikten sonra genç oyuncu güvenle ilgili yapmış olduğu açıklama, bütün bunları söyledikten sonra Önder Hoca'nın Beşiktaş'taki gelecek yıl itibariyle durumu da fazlasıyla karanlık hale geldi. Gelecek yıl zaten Beşiktaş'ın teknik direktörü olamayacaktı. Ancak bu gidişte bu tarz hamleler, bu tarz sonuçlar alması durumunda Önder Hoca gelecek yıl Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü bile olamayacak duruma gelecek galiba. Bence geldi Sercan. Nasıl böyle bu hale gelindi bilmiyorum. Dersen ki eğer Aykut abi ne bekliyor? Çok acımasız ki. olmadı mı şimdi bu yorumun? Yo, ben içerideki durumu anlatıyorum. Çünkü bugün itibariyle artık bunu söylememiş sebebi bugün itibariyle artık Beşiktaş'ta. Şimdiye kadar Sergen Hoca ayrıldı. Yayın yaptım stadın önünden. %95 yardımcı antrenör yardım, %95 yabancı teknik direktör dedim. Bruno Pinheiro anlaşması oldu. Yattı o iş. Şenol Güneş yok dedim hala. Önder Hoca gelecek geldi. Önder Hoca ile sezon tamamlanma ihtimali çok yüksek dedim. Şenol Hoca yok dedim. Şenol Hoca ihtimali sezon içerisinde düşünülmüyor dedim şimdiye kadar. Doğru. Ancak 16 Mart Çarşamba saat 21.09. Beşiktaş'ta artık yabancı teknik direktör ihtimali ne kadar sağ. Şenol Güneş ihtimali de artık bu saatten sonra aynı dereceye gelinmiş durumda. Şenol Hoca düşüncesi, bir Şenol Hoca düşüncesi, Şenol Güneş düşüncesi. Güzel bir soru. Hakim. Bu biraz süreçle alakalı. Şöyle. Neden soruyorum? Yani iki hafta önce miydi, üç hafta önce miydi? Hani bu kapı bu kadar kapanmışken, bu arada ne yaşandı da hani Önder Karaveli'nin şeyi ayrı ama hani Şenol Güneş'in yükselmesindeki sebep ne oldu? Yani bu aslında bu konuyu nasıl Şenol Güneş noktasına gelindi konusu 3-4 saat sürer de çok kısa bir şekilde şöyle anlatayım. Önder Hoca Beşiktaş'ta şimdi Hatay maçı ile birlikte, Hatay Spor maçı ile birlikte orada aksi bir sonuç alınması durumunda <laughs> e, tribündeki ambiyansı az çok bilen, tribünden öyle ya da böyle bu meslekten önce tribünde bulunan biri olarak söyleyebilirim. Abilerimin arkadaşlarını orada yoğunlukla olan bir kişi olarak söyleyebilirim ki tepkiler çok fazlasıyla olacak. Bu tepkilerden sonra bu tepkileri dindirebilmek adına ben Beşiktaş'ın çok yüksek isimli bir yabancı teknik, teknik direktör getiremeyeceği için Şenol Hoca'ya sanki ibre dönecek gibi. Şenol Hoca tarafından bir bilgi paylaşmak isterim. Şenol Hoca Beşiktaş'la masaya oturması durumunda şu ana kadar öyle bir görüşme yok. Çünkü hem başkan diyor hem Şenol Hoca açıklamasında diyor. Şenol Hoca'nın herhangi bir Beşiktaş'la ekonomik şartlarla ilgili bir pazarlık yapmayacağını. Beşiktaş'a gelirken para anlamında herkes para konuşmak ister. Bu sadece Şenol Hoca Çok değil. Normal. X isim, Mehmet isim, Ahmet ismi önemli değil. Şenol Hoca'nın ne? teknik direktörlük kariyerine bir başarıyla bitirme isteği ve futbol kariyerine, teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta noktalama isteği olduğunu öğrendim. Ben Ahmet Başkan'ın Şenol Hoca'nın kapısını çalması durumunda yaklaşık 35-40 saniye içerisinde sözleşmelerin imzalanma durumunun çok açık şekilde olduğunu söyleyebilirim. Şenol Hoca bu iş bitmiş Selcan. Ben bir şey o konuşurken Şenol... şimdi şey yapmayayım dedim. Şenol Hoca Benim iddiam şu. Sezon başı anlaşıldı Şenol Hoca ile. Hayır bunu söyleyemem ben. Yok, Sen bunu çok iyi hatırlıyorum sorunu. Yönetim kurulu toplantısı vardı. Sergen Hoca ayrıldıktan sonra. Ben Vodafone Park'taydım. Yok, ben Sergen Hoca ayrılmadan önce diyorum. Vodafone, ha, ben bunu kabul edemem. yok Ben ben, ben, yok, ben kabul söylüyorum. edemem. Tabii, canım. Ben, kabul Ergini, bunu, aynı. ben bunu her iki tarafla da konuşmuş kişi olarak söyleyebilirim. Şenol Hoca ile ilgili herhangi bir anlaşma durumu yok zaten şu an. Bir görüşme durumu da taraflar elbette Ahmet Başkan Başkanla Şenol Hoca görüşmedi diyebilir miyim ben? İki iyi dost. Beşiktaş'ta ayrıca dengeler biraz değişiyor. Beşiktaş'ta ikinci başkan atlan dalga kıran Mayıs ayı itibariyle olmayacak. Beşiktaş'ta yönetici mevcut yönetici Berkan Bey Berkan Gocay Mayıs ayında olmayacak. Beşiktaş'ta şimdiye kadar bence çok iyi işler yapmış olan Erdal Torunoğulları Mayıs ayı itibariyle olmayacak. Beşiktaş'ta şimdi ismini vermeyeceğim. Çok fazla spike, çok fazla ortalık karışmasın ve Mayıs'ta seçim. Tabii tabii. Daha kararlar verilmediği için söyleyemeyeceğim. En az iki yöneticinin daha Mayıs ayında Sercan ayaklanma var o zaman. Şen, e, Yok i̇ki yöneticinin he. daha en az iki yöneticinin daha Mayıs ayında mevcut yönetim içerisinde olmayacağını öğrendim, duydum diyeyim. Beşiktaş'ta bazı dengeler değişiyor. Beşiktaş bir akıl ortaya koydu. Bu akıl üzerinden ilerlenir mi? Özellikle Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın bu dönemde etkin rol aldığını, sezon başı yapılan transferlerde, o görüşmelerde etkin rol aldığını, Jetson Fernandes transferinde başrolü çektiğini, şu an mevcut kontratlarla ilgili yapılan görüşmelerde onun yürüttüğünü her seferinde söylüyoruz. Sanki artık %50 %50'ye geldi benim için. Bu bunu söylemem benim için bayağı iddialı bir durum. Şenol Hoca ve yabancı teknik direktörün %50 %50'ye gelmesi. Çünkü kulüp içerisinde Ümrani Nevzat Demir tesislerinde, Vodafone Park'ta Şenol Güneş kesinlikle yok. Kesinlikle gelmeyecek. Sezon sonu bizim teknik direktörümüz <laughs> yabancı teknik direktör olacak diyen üst düzey yetkili insanlarda artık Şenol Güneş gerçeğinden bahseder duruma geldi. Şenol Güneş olmuş. Ya Bence oldu Şenol Hoca ben gelirse de gelmiş ya. Önder Hoca. Önder Hoca Beşiktaş'ta yardımcı teknik direktör olacağını düşünmüyorum. O, olabileceğini veya olacağını neyse. Ayrıca Önder Hoca'nın ben gelecek yıl itibariyle Süper Lig'den bir ekiple de anlaşma ihtimali çok kuvvetli görüyorum. Önder Hoca çok Temiz çok düzgün bir futbol adamı. Ben biraz eleştirilerden de kırılmış, bu hafta içerisinde derbiden sonra çok yıpranmış. Önder Hoca Beşiktaş için bir değer. Ne bekliyorduk ki sorusunun karşılığını fazlasıyla verdi. Ama Beşiktaş teknik direktörlük koltuğu, Fenerbahçe, Galatasaray Tabii. teknik direktörlük koltuğu çok fazla göz önünde Doğru. bulunduruyor insanları ve Önder Hoca da birazcık bu dönemde fazlasıyla hata yaptı fazlasıyla ya, hata yaptı. Bilmiyorum. Mehmet Özcan da kısa bir yorum yaparsa Sercan'ın söylediklerinin üzerine. Sercan kırmızıyı verdi Aykut İnce. <laughs> Şenol Güneş hayırlı olsun. Hayır, yok demedim. Ben demedim. Demiyorum. Sen demiyorsun da biz. Hayır ben sadece yüzde elli yüzde elli dedim Mehmet abi. Biz sezon başı Şenol Güneş dedik. Sercan bize karşı çıktı. <laughs> ya ben de şöyle söyleyeyim. Trabzonspor Abdullah Avcı'ya daha devam edeceği için Şenol Güneş'e de 3 yer özdeşleşti. Milli takım Trabzonspor Beşiktaş. Milli takım zaten e, Buruk ayrıldı. Bir finali düzgün yapması gerek. Şenol Hoca e, yani Fatih Terim'le birlikte ben ilk iki sıradır her zaman Türkiye'de Bursa Spor, Trabzon Spor, Beşiktaş'ta yaptıkları yani bana çok mantıklı bir tercih olarak geliyor bu arada. Sercan onu da eklemek isterim kesinlikle Şenol Güneş tercihine. Yani o senin yorumun ona bir şey diyemem şimdi ben ama Beşiktaş için çok büyük bir karar olacak. Şenol Hoca'nın gelmesi de, Şenol Hoca'nın gelmemesi de bir teknik. Çünkü bir yandan da biliyorum ki Daniel Farke ile Beşiktaş o ilişkisi baya baya ilerledi. Bir yandan da böyle bir durum var. Nasıl Şenol Hoca ihtimalini artık %50 diyebiliyorum. Ama bir yandan da Daniel Farke ismi baya baya konuşulur, baya baya bazı konularda anlaşılır duruma geldi. Ceyhun Kazancı. Sercan. De. Sercan Buyur. izin verirsen bir mali detay paylaşayım. Kim Heyron'un gündeme gelme sebeplerinden biri Önder Hoca öncesi. Kimin abi? İlk... Pinero. Kim Pin Heyron. Pin Heyron. İlk Farkeye gidildi. Evet. Farkenin 1,5 yıllık maliyeti 100 milyon TL'yi duyunca Beşiktaş tarafı Kaç euroya tekabül direkt... ediyor abi? Ee, ekibiyle birlikte 4,5 4,5 milyon buçuk milyon euro. Tamam, şimdi, tamam, virgül koydum sadece not aktarayım diye. Şimdi o kadar değilmiş abi. Lütfen devam et. O yüzden yani ben e, Farkey'i e, Sergen Yalçın sonrası ilk gündeme gelincisinde ama maliyeti kendisi dışında ekibi de çok maliyetli olduğu için Pinheiro'yu düşündüler. Şimdi şartları nedir bilemem ama şunu söyleyeyim yani maliyeti yüksek bir teknik adam. Evet. Evet maliyeti en azından 4-4,5 milyon euro seviyesinde değilmiş abi. Şimdi rakamlar çok kolay yalanlanabilir. Ama 3 ila bu iki yıllık maliyetinden bahsediyorum abi. 3 ila 4 milyon euro arasında değişecek bir para. 4'ün üstünde değilmiş şu an konuşulan durumu söyleyebilirim. Evet. En azından. bir teması oldu biliyorsun. Son 1 iki dakika. Tamam. Ahmet Selim de bir yorumlasın Beşiktaş'a. Nasıl görüyor? Sercan'ın Sercan'ın anlattıklarından o yani Sercan bunu söylemiyor ama Şenol Güneş hayırlı olsun. Demiyorum ben. Diyorum ben. ben. Tamam. Özellikle 4-5 yöneticinin de ayrılacak olması. Ben Ayrıca kesinlikle seçim... yöneticileri Şenol Hoca'ya bağlamadım. Bağlamadım. Bu arada. Hayır ama e, ne olursa olsun bütün bunları ben kafamda toparladığımda sonucu o şekilde görüyorum. E, peki bir şunu da sormak istiyorum. Ayrılan yöneticiler bir rakip olarak veya rakip yönetimde karşısına çıkar mı, çıkmaz mı? Bunlar da bence bütün bu süreçleri etkileyecek. Yani bir an soru soracaksın diye çok çekinmiyorum. E, yok biliyor musun? ben sen değilim. Öyle <laughs> seni ateş Mehmet abi <laughs> bak anladım. <laughs> Çünkü eee bir rakip çıkar? Şenol Güneş ismi farklı bir o karşının çıkaracağı bir isim karşısında farklı noktalara gelir. Beşiktaş bayağı bir hareketli baş, günler bekliyor. An, yani ben onu çıkardım. Cam camia içinde şu an çok zor baş mevcut başkan Ahmet Durçebir'in karşısında bir aday çıkması. Belki dengeler değişirse o gün değerlendirebiliriz ama şu an itibariyle öyle bir adayın ya, en azından Türkiye'de güçlü bir adayın şey çıkmasını beklemiyorum. Bundan 3 hafta önce Beşiktaş bir hikaye yakalamış. Tamam sezon kötü gidiyor ama bir şeyi tutunmuştu. Önler Kareveli işte genç oyuncular vesaire. Galatasaray ile Fenerbahçe darma duman. Biri küme düşme evet. muhabbetleri geçiyor. Fenerbahçe desen darmadağın olmuş. Evet. Şimdi bugüne geldik 3 hafta sonrasında. Fener ile Galatasaray e, bir hikayenin içerisindeler. Beşiktaş bu defa dağılmış durumda. Derbiyi kaybetti vesaire. O yüzden daha köprünün altından çok su Hatay akar. Hatay spor maçında eğer Beşiktaş adına aksi bir durumla karşı karşıya kalınması durumunda, Beşiktaş adına istenmeyen bir sonuçla ayrılması durumunda, sağdan Beşiktaş'ın sezon içerisinde kalan bölümde Önder Hoca ile devam etmeme durumu bile konuşuluyor. Yönetim kurulu, sadece haber kısmını söyleyeyim. Beşiktaş'ın hem Galatasaray derbisinden sonra başkan ayrıldı, sinirlendi. Sonuca skora otele gitti. Orada konuşulan artı... Dün değil ondan önceki gündü galiba ya da dün müydü? İşte Pazartesi, dün ya da, dün, ya, dün, ya da dün da ondan salı. önceki gün, ee, dün yönetim kurulu toplantısında Vodafone Park'ta konuşulan durum tamamen Önder Hoca'nın masaya yatırılması. Önder Hoca ile ilgili yöne, mevcut yönetim içerisinde çok büyük eleştiri var.